Selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Betty ve bu kanalda sizlere müvet teşekkür etmeye çalışıyorum. Bugünkü videomuzun konusu Betty Soruyor serisinin 5. bölümünü çekeceğiz ve bugünkü konuğum bir İSFP. Çok heyecanlıyım çünkü hiç hayatımda hiç bir İSFP tanımadım. Yani bu videoda ilk defa bir İSFP ile konuşacağım. O yüzden sizin kadar ben de duyacaklarım için heyecanlıyım ve bir İSFP ile konuşmak, onu tanımak nasıl bir şey çok merak ediyorum. O yüzden çok uzatmadan hemen başlayalım. Konuğumuzun adı Berra. Berra bir İSFP. Berra hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Gerçi bunları videodan önce konuştuk ama olsun. Bir daha prosedür gereği sormuş Olsun, oldum. bir de videoda yapalım. Evet. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü videonun başında söylemiştim. Hiç İSFP tanıdığım yok. İlk defa İSFP tanıyacağım. Ve o kişi sensin. Tanıyacağım ilk İSFP sensin. Bence çoğu insanın tanıyacağı ilk İSFP de sensin. Çünkü İSFP'ler yok gibi düşünülüyor MBTI dünyasında. Böyle tabii varlar da hani. Hiç ne meme yapıldığı için ne onlar hakkında çok fazla şey yok yani böyle bilgi hani. O yüzden sanki yoklarmış gibi aslında varlar. Ve sen var olduğunuzun kanıtı olarak şey of çok saçmaladım ama anladın sen. Anladım, anladım. Yani gurur duyuyorum. Zaten hani ben de kendimi tanıdığı ilk İSFP'yim. Sonradan hani fark ettim. Bakalım, umarım hani herkese soru işaretlerini İnşallah. O zaman başlayalım. Ha, önce şeyini soralım. Enneagramını söylemek istersen onu da bir belirtelim. 6, Wing 7. 6 kanat 7. Aynen. Tamam güzel. Hiç nasıl bir kombinasyon olduğunu bilmiyorum. Yani 6, 7, İSFP hepsini biliyorum ama hepsini birleştirince ortaya ne çıktığını bilmiyorum. Onu da videoda öğreniriz. Video aktıkça. Tabii. Tamamdır. O zaman ilk soruyu soralım. Klasik, fix. Kişilik tipini nasıl buldun ve tipinden nasıl emin oldun? Şimdi çoğu kişi gibi ben de bu 16 kişilik tipi ya da böyle sakin olma gibi sitelerden çözüp bulmaya çalıştım ilk başlarda. Ama benim farkım şu, her çözdüğümde farklı bir tip çıkıyordu. Her seferinde kafam daha da çok karışıyordu ve hani asla bir mantığı yoktu. Yani sallıyorum, bir seferde ENTP çıkıyorsam bir yerde ESFP çıkıyorumdur. O yüzden daha sonra bir süre hani araştırmayı bırakmıştım. Ondan sonra da bana MT'yi ilk tanıtan yakın bir arkadaşım var. Hani o fonksiyonları öğrenip bana anlatmıştı ve beraber fonksiyonlardan ilerleyip İSFP olduğumu bulmuştuk. Ben de hani çok güvenmiyordum ama son bir ümit hani hadi araştırayım demiştim. Daha sonra zaten hani hep tanımları vesaire her şeyi okudum. Ve baktım ki beni mesela üzen, mutlu eden, kızdıran, yani hayatımda belli kalıpların tanımının İSFP'nin açıklamalarıyla uyuştuğunu gördüm. Hani her araştırdığımda ya hani kendimden bildiğim bir şey çıkıyordu ya da yeni bir şey fark ediyordum. O yüzden İSFP olduğuma karar verdim. Güzel. Yani sen de herkes gibi ilk başta 16 kişilik testinin kurbanı olup sonrasında fonksiyon araştırıp öğrenmişsin. Zaten Aynen. şöyle bir şey var. Her kişilik tipinde kendimizden bir şeyler bulabiliriz yani. Mesela ben şu an İNTJ'yim desem İNTJ olduğumu kanıtlayabilirim. Ya kanıtlayabilirim derken hani bende de İNTJ'den bir şeyler var. Anlatabilirim neden İNTJ olduğumu. Ya da bir testte İNTJ görsem kendi kendimi ikna edebilirim İNTJ olduğumu ama MBTI'nin olayı zaten her kişilikten bir özelliğin olsa bile hangi kişilik tipindeki özelliklerin daha fazla. Buna göre işte fonksiyon öğrenerek o kombinasyon bağlantıları kurarak falan bulman gereken bir şey. O yüzden Aynen, öyle. kesinlikle Bunu katılıyorum. bağlayacağım bir yer yok. Böyle söylemek istedim. Anladım, anladım. Ya zaten hepimiz aynı fonksiyonları kullanıyoruz sonuç olarak. Elbet ortak yanlarımız olur. Ben de mesela hani diyorum ya, mesela ENTP olduğumu öğrendiğimde hani bir süre böyle doğruymuş gibi düşünüyordum. Sonra daha da araştırdıkça hani daha çok kafamda soru işareti biriktirdiği için ben de hani vazgeçiyordum, öyle söyleyeyim. Peki şey, şunu da sormak istiyorum. İSFP olduğunu öğrendikten sonra ne değişti hayatında? Yani böyle şey oldun mu? Mesela kendinde kötü gördüğün özelliklerin aslında bir ismi varmış. Ya da böyle ne bileyim kendini sevmene, kendine biraz daha barışmana yardımcı oldun mu? Bunu kimseye sormadın Evet, çünkü. ben kesinlikle işe yaradı. Yani mesela beni mutsuz eden şeyleri fark etmemi sağladı. Mesela ben bir şey yapıyormuşum ve bu şey meğersem beni mutsuz ediyormuş. Ama ben kendimi bunun farkında olmadığım için zorluyormuşum. Bunlar da benim için çok faydası oldu. İnsanın kendini kabullenmesine yardımcı oluyor. Aynen. Güzel. Tamam. O zaman ikinci soru. Kendini MBTI'den bağımsız olarak nasıl tanımlarsın? Bu da çok güzel bir soru. Bunu da kimseye sormadım. Evet, zaten bütün soruların çok güzel bu arada. Yabancı Aa, gibi ben olmasın sormadım. ama. İzleyiciler sordu. Onlara teşekkür ederim. Sana da demiştim. İlk başta biraz
çekingen davranıp sonradan hani bir ortama alışan, açılan biriyim. Bunların dışında bir saniyemi tutmaz. Böyle 2 saniye içinde 1000 türlü duygu değişimi yaşarım, bir sürü şeyler söylerim vesaire. Ben bile kendime yetişemiyorum bazen. Bunun getirisi de hani ani kararlar verebiliyorum. İşte ondan sonrasında pişman oluyorum hemen. Ya da işte sakinken birden bir şeye patlayabiliyorum. Tabii iyi bir şey de söylemem gerekirse tariflerime çok değer veririm. Hani elimden geldiğince yanlarında olmaya çalışırım. Yani çok bağlantılı olmamıştır umarım MBTI'de. Genel olarak böyle bilirim. Yok, aslında MBTI ile bağlantılı olmadı ama söylediğin şeyleri ben kafamda MBTI ile açıkladım. Bu çok güzel bir şey. Mesela ileride sormuşlar sanırım bunu. İşte çok duygu değişimi yaşamak ve bundan dolayı ani karar almak. Çok mesela FİSE açıklayabiliyorsun MBTI ile. Ama güzel. Aynen. Ben zaten kişilik tipi ararken hani aklımda vardı. Hani ani duygu değişimi varsa bir tipte büyük ihtimalle o benim diye düşünüyordum. Ve sadece İSFP'de denk gelmiştim buna. Aslında Fİ kullanan her tipte var. Ama Fİ dominantlarda işte İSFP, INFP çok daha fazla var yani. Hele hele ani kararlar alıyorsan bunun ardından. SFP, Evet, o İSFP. benim. Aynen, çok uyuyor. Ona da geliriz fonksiyonlardan konuşurken. Tamam. Aynen. Sonra şey demişler. Bu da güzel bir soru. Fİ kullananlar için ben de hayatın çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz çok hassas olabiliyoruz, çok duygusal olabiliyoruz. İşte böyle duygularımız değişiyor sürekli. İnsanlardan anlayış bekliyoruz ve dünya çok kötü bir yer falan. Hani dünyanın kötü bir yer olması hiç herkes için zor ama Fİ kullanıcılar için daha zor gibi geliyor. Demişler ki sana, nasıl hayatta kalmayı başarıyorsun? Söyleyeyim, kalamıyoruz Betty. Yani evet, birazcık öyle. Fİ Böyle kullanıcısı hani olmak ben... zor mu? Aslında soru buna çevrilebilir. Hani nasıl zorlukları var tarzı. Gerçi bunu sormuşlar mı ileride? İleride var, Ha, ileride söyleyeyim tamam. diye. Ama hayatta kalma kısmına gelirsek ya biraz zorlanıyoruz, yalan yok. Yani sanki herkes böyle çok soğuk, böyle taştan kalpli, böyle sen dokunsalar ağlayacaksın gibi. Ama tabii ki ağlama yok. Bunu da ileride söyleyeceğim. Ne Ağlak söylesem değiliz. sorulara çarpıyor. O yüzden çok bir şey söyleyemiyorum. Tamamdır. Evet. Bütün sorular birbirinin içine geçmiş gibi çok bağlantılı sorular var. Aynen. Onu konuşuruz şeyde. Hayatta kalmanın ne kadar zor olduğu hakkında ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Tamamdır. Yapmayı sevdiğin şeyler neler? Hobilerin var mı diye sormuşlar. Tabii ki hobilerim var. Yani genelde kendi kendime vakit geçirmek üzerine. Yani mesela resim çizmek olabilir, işte oyun oynamak, bir şeyler izlemek olabilir. Genelde kendi kendime vakit geçirme üzerine. Ama tabii bir süre sonra bana da hani bıkkınlık mı geliyor diyeyim, sıkılıyorum hani sürekli kendim takıla. Daha sonra işte arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum. Ama arkadaşlarımla da çok vakit geçirirsem bu sefer evi özlemeye başlıyorum. Böyle dengeyi bulmaya çalışıyorum. Yani hani bozulursa da bunalıyorum hani o tempoda. Anlıyorum. Aynısı bende de var. Çünkü şey oluyor. Mesela sosyalleşmek istiyorsun biraz. Çok sosyalleşince diyorsun ki hayır, duygularımı yaşamam için, kendi kendime vakit geçirmem için hiçbir zaman kalmadı. Mesela Aynen. yatıp böyle daydreaming yapmak için vaktim yok diyorsun ve koşa koşa yatağına gidiyorsun. Yatıyorsun, daydreaming yapıyorsun. Bu da biraz Aynen öyle. zorluyor. Evet. Hatta geçen şeyi düşünüyordum. Böyle bir sorunun var mı bilmiyorum ama mesela sabah yataktan kalkmak çok zor oluyor benim için. Çünkü yatıp böyle hayal kurmak çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden sürekli geç kalkıyorum. Böyle bir sorunum var mesela. Yeni fark ettim. Sende var mı bilmiyorum. Özel bir soru da olabilir ama. Ben hayır, özel değil. Bende de genelde gece oluyor bu. Hani bir gün geçiriyorum. Daha sonra uyumadan önce muhakkak hani o günü böyle geçirdiğim şeyleri düşünüyorum. Özellikle böyle hani utanç verici bir şey yaptıysam onu böyle 50 kere arka arkaya sarıyorum. Hani niye böyle yaptın diye. İşte daha sonra neler hissediyorum, neler yaşamışım o gün. Hani o senin dediğin o daydreaming kavramını ben de çok yapıyorum. Anladım. Tek fark, ben biraz daha çok gelecek odaklı, sen biraz daha o günün değerlendirmesi gibi yapıyorsun. Ama yine Fİ'ye Aynen. varıyor. Anlıyorum. Tamamdır, bunu da geçelim. Demişler ki klasik İSFP kalıplarına uyuyor musun? Mesela resim yapıyor musun demişler. Az önce yaptığını söylediğin diğer kalıplar hakkında. Ya evet, hani İSFP deyince akla gelen hani o elinde palet olan sarı saçlı kız hemen akla geliyor. Ben dediğim gibi resim çizmeyi çok seviyorum. Ta hani sadece resim de değil, genel olarak sanatın her dalıyla ilgilenmek hoşuma gidiyor. Tabii başka kalıplar yok mu İSFP'de? Var. Mesela diğeri saçı çok moody görünmemiz. Yani moody'nin tanımı da size dediğim gibi dakikası dakikasına uymayan, böyle sürekli duygu değişimi yaşayan biri demek. Ben ona da uyuyorum dediğim gibi.
Hatta ENFP bir arkadaşım var yakın ve benden çok çekiyor bu yüzden. Çünkü o mesela enerjisini ortama göre ayarlayan biri. Ben ise 5 saniyede bir hani o ortamdaki enerjiyi değiştirdiğim için bana yetişemiyor. Anladım. Gerçi eminim LFF arkadaşım da bu sorunu yaşıyordur. Mutlaka Evet. yaşıyordur. Çünkü bu F'yi kullanan herkesin laneti gibi bir şey. Anlayabiliyorum. Aynen. Onda da ne var zaten biliyorsun. O da Evet. mesela bana bir şey anlatırken hani oradan oraya atlıyor. Bazen ben de ona yetişemiyorum. Anlıyorum. Hiç İSFP bir arkadaşım olmadığı için o arkadaşın değerlendirmesini yapamadım. Şu an nasıl olur acaba diye. Son olarak da dışarıdan soğuk görünüyorlar diye bir kalıp var İSFP'lerde. Ben buna da uyuyorum. Ne kadar istemesem de fiyim yüzünden hani genelde yakın çevrem dışında böyle farklı bir ortama girdiğim zaman ilk başta dışarıdan böyle çok soğuk ve suratsız gözükebiliyorum. Ama hani o ortama alıştıkça ben de hani kendimi açıyorum ve hani öyle olmadığımı anlayabiliyorsun. Zamanla alışıyorum diyelim. Anladım. Bu da çok dediğin her şeye fi diyesim geliyor. Neyse. Evet. Çok fi. Anladım. O zaman genel kalıplara Hı. uyuyorsun. Onun haricinde İSFP hakkında böyle kötü kalıplar gelmiyor aklıma. Mesela ne bileyim İNTP'lere robot denmesi gibi, İNTJ'lere kalpsiz denmesi gibi bir kalıp yok sanırım. İSFP'ler için böyle rahatsız edici olan. Onları düşündüm ama yok sanırım. İSFP'lerde hani genelde fi dom olduğumuz için hani genelde belki hani bencil damgası yiyebiliriz. Hani Evet öyle bir evet şey de yok. evet. Ya bu arada ben fi domların etrafındaki insanlara karşı çok hassas olduğunu düşünüyorum. Bir insan fi diye bencil olacak diye bir şey yok. Bunu da böyle vurgulayalım kendi Evet evet adımıza da. ya zaten şöyle hani bencillik zaten sağlıklı değil. Eğer sağlıklı bir feysen hani zaten kendi duygularına çok ağırlık verdiğin için hani kendini düşündüğün için karşındaki bir insan duygularını açtığı zaman hani kendinden bağlantı kurup çok rahat empati yapabiliyorsun. Böyle bir güzel yanı da var. Evet, kesinlikle. Bununla ilgili diğer soruda bir şey söyleyeceğim. Bu FI, FE farkı ile ilgili. Orada onu tekrar konuşuruz. Ama evet haklısın yani. Tamamdır. Bencillik öyle bir şey değil zaten. Tamamdır. Aynen. Bunu da geçelim. Demişler ki nasıl bir öğrenciydin? Ya da nasıl bir öğrencisin? Şimdiye de uyarlayabiliriz. İSFP bir öğrenci nasıl olur diye sormuşlar. Evet, hala öğrenciyim. Onu not geçeyim. Üniversitedeyim ama hani yeni yeni alışıyorum diyeyim. Hani o yüzden tam olarak bir örnek veremeyeceğim. Ama hani lise ve öncesinden bahsetmem gerekirse. Şimdi not olarak ortalamaydım. Hani sınıftaki kişiliğim de hani öyle fırlama bir tip değildim yani. İSFP özelliğim hani en çok anlatabileceğim. Şöyle. Şimdi benim yanımda bir arkadaşım vardı. Hani beraber oturuyorduk sırada. Onun yanında mesela kurşun kalemi varsa biz şükrediyorduk. Hani hele bir de derste bütün notları alıyorsa diyorduk yani dünyanın sonu geldi herhalde. Benim de tam tersi. Mesela bir not alışım vardı. Her saniye farklı kaleme geçiyordum. Böyle bir sürü renkli kalemlerim vardı. Ve harfi harfine yazıyordum her şeyi. Hani öyle bir düzen takıntım vardı. Hatta zamanım olsa böyle desen falan çizeceğim. Hani böyle Pinterest'te oluyor ya notlar. Ona Evet. bağlayacağım. Ya ben de çok seviyorum renkli kalemleri falan. Estetik durmasını falan aşırı seviyorum. Evet ama yanındaki arkadaşım mesela tam tersi. Hani diyorum ya sadece kurşun kalem olsa diyoruz ki yani sen hani hazırlıklı gelmiş. Ama tabii benim de hani şöyle bir eksi yanım vardı. Mesela dikkatim dağıldı ya hani sürekli bir şeyleri çizip karalama huyum vardı. İşte belki de o yüzden hani çok böyle desen falan çizip Pinterest'tekilere benzetemiyordum. Hani kendi kendime bir şeyler çiziyordum. Mesela ders hoşuma gitmedi mi, dikkatim mi dağıldı. Hani bir şeyler çiziyordum ve bir daha da geri dönemiyordum derse. Öyle bir huyum vardı. Anladım. Evet, bu bana da oluyor. Bu bana hatta aşırı oluyor. Bu yüzden derste dikkat dağıtıcı etkenleri böyle şey yapmak lazım. Herkes için geçerli bu da. Ya işte o dikkat dağıtıcı etken benim beynim olduğu için beynimi alıp çöpe de atamıyorum derste. Öyle bir sıkıntı oluyor. Şey peki, mesela İSFP bir öğrenci için ders çalışmak zor oluyor mu? Çünkü bu işte çalışmak, ne bileyim bir şeyler üretmekle ilgili fonksiyon hep TE ile bağdaştırılır. Şey olur. İSFP'lerde ve INFP'lerde TE son sırada olduğu için böyle bir stereotip de var ya. İSFP'ler tembeldir tarzı hani. Anladım. Çok çalışkanım falan filan diyemeyeceğim açıkçası. T'nin şöyle bir etkisi var. Hani ileride de söyleyeceğim. Şimdi mesela bir şey yapmak istiyorum. Ders çalışmak istiyorum. Hani anlık gaza geliyorum. Hatta plan vesaire kuruyorum. Ama hani o masanın başına geçtiğim zaman onu asla uygulayamıyorum. Yani bir şekilde dikkatim dağılıyor. Ya da istemiyorsam hani onu yapamıyorum. Öyle bir şey var bende yani. Anladım. Yani çalışman, bir şeyler yapman hep şeye bağlı. Ruh haline bağlı gibi bir şey. İstiyorsan isteyip istemediğine bağlı gibi. Aynen Diyebilir miyiz? öyle. Yani hani Hı. mesela
üzgünsem ya da çok sinirliysem gidip de oturup hani ben bunu yapacağım diyemiyorum. Kendi halimde takılıyorum, o masaya geçemiyorum. Evet evet seni çok iyi anlıyorum. Bu konuda ben de böyleyim. Mesela 2 hafta önce haftaya çok kötü hissederek başladım pazartesi. Sonra işte böyle bayağı emotional breakdown. Hatta ajandama da öyle yazmıştım. Bugün emotional breakdown geçirdiğim için böyle şey yaptım oturup işte Spotify açıp ruh halime göre playlist. Ondan sonra her duygu için ayrı bir şarkı falan buldum böyle. O gün hiç Evet evet çalışmadım. tam olarak öyle geçiyor. Aynen. Ve hani iyi çünkü yapasın gelmiyor. Çalışsan da verimli olmayacak ki yani. Ben o yüzden şey yapmak istemiyorum. Öyle bir gün geçirdiğimde kendime yükleniyorum. Ama yüklenmemem gerekiyor. Yüklenmek istemiyorum. Çünkü hani insanım. Ve duygusal bir insan. O yüzden oturup duygusallaşmaya da ihtiyacım var yani senin de var, herkesin var. Ama FE kullanıcılarında biraz daha fazla. Bir de mesela İNETJ bir arkadaşım var okulda. Ve onunla konuşuyoruz. Biraz böyle study buddy'lik yapıyoruz. Bana yardımcı oluyor, ben ona yardımcı oluyorum. O bana şey demişti. Hani iyi hissetmene gerek var mı çalışmak için? Hani sonuçta bir iş var ve bitmesi gerekiyor. Neden iyi hissetmeyi bekliyorsun tarzını? Ama hani benim iyi hissetmeyi beklemem gerekiyor gerçekten. Çünkü duygularım yapacağım şeyleri çok etkiliyor. Sende de öyle mi Benim acaba? zıttım bu cümle. Hani öyle söyleyeyim. Sen de benim gibi düşünüyorsun o zaman. Aynen. Hele de hani diyorum ya böyle modum düşükse ve bir şeye üzgünsem hani o moddan böyle 5 dakika içinde çıkamıyorum. Bütün günüm genelde öyle geçiyor yani. Güzel, bu soruyu da güzel cevapladık bence. Şeyi de sormuşlar, çocukken nasıl olduğunu, çocuk bir İSFP'nin nasıl olduğunu. Bunda da konuşmak istersen güzel olur. Bu soru benim için biraz zor. Biraz cringe o yüzden. Bazı çocuklar olur ya böyle hani yetişkin gibi derler. Her sözü dinler, kendi halinde takılır. Zorluk çıkarmaz sana. Ha, ben onun tam tersiydim. Öyle söyleyeyim sana. Bir huyumu anlatarak örnek vereceğim. İşte utandığım kısım o. Küçükken ne kadar fi ve s kullandığıma siz karar verin. Şimdi mesela ben küçükken bir şey beğendiysem onu direkt almak istiyordum. Ama hani böyle istemenin de üstünde bir şey yani hani. Şöyle mesela başka çocuğun olduğu bir eve gittik diyelim hani misafirliğe. Ve rastgele herhangi bir oyuncağını beğendim. Onu beğendim ya hani illa benim olmasını istiyordum küçükken. Böyle hani yerlere falan yatıyordum. Böyle asla bırakmıyordum. İlla yanımda götüreceğim diye şey yapıyordum yani hani ailemi tutturuyordum. Ve onu alana kadar ısrar ediyordum sürekli. Anladım. Birazcık şımarık bir çocuk musun o zaman? Yani yalan söyleyemeyeceğim. Biraz öyleydim. Ama çocukluğuma verin. Tamam mı? Şu an tabii ki öyle değilim. Tabii canım yani. Çocukken yaptığımız şeylerden dolayı yargılanamayız. Çocuğuz çünkü Aynen ben hani yani. o anları bile hatırlamıyorum öyle söyleyeyim. Ya bu muhtemelen FİSE birleşimi olabilir. Benimki şeydi Aynen. daha. Kendi çocukluğumu düşünüyorum. Ben mesela bende de şey vardı. Nedense çok tutumluydum. Yani nedense yani. Böyle işte aileme şey olur. Yük olur. Biraz çekiniyordum ama eğer bir şeye kafayı taktıysam ben de onu zorla aldırıyordum. Mesela küçükken Bakugan izliyordum. Bakugan'ı biliyor musun? Anime şeyden. Tabii ki, tabii Biliyorsun ki. değil mi? Ben onu böyle bayağı takmıştım kafayı. Aşırı takmıştım. Hatta sonradan yaşım ilerleyince bir daha izledim. Yani hala çok gidiyor. Ondan sonra orada işte bir tane Runo vardı. Mavi saçlı. Onu da biliyorsundur. Ha, o benim idolümdü. Evet, Zaten evet. muhtemelen NFP o kız. Çünkü ben ona kendimi çok benzetiyordum. SFP de olabilir. Emin değilim ama NFP gibi duruyor. Neyse işte Bakuganlara takmıştım. O kıza da takmıştım. Sürekli o kızın Bakuganını istiyordum böyle babamdan. Ve şey sanıyordum. O Bakuganı attığımda gerçekten böyle bir sahaya gireceğiz ve o Bakugan bir canavara dönüşecek ve Bakugan oynayacağız falan zannediyordum. Ya. Ve sonra işte aldım Bakugan. Ondan sonra. Ve bir baktım küçük bir kart var. Atıyorum açılıyor bu kadar. Yani hiçbir şey değişmiyor. Sahaya falan Tam bir girmiyorum hayal bazen. kırıklığı. Yani gerçekten çok üzülmüştüm ve hala gerçekten içimde bir yara. Bakugan oynamak çok isterdim yani. Böyle bir kocaman bir saha olsa, farklı bir evrene gitsek falan. Canavarlar olsa falan. Neyse. Öyle. Ya bizim de sınıfta oynuyorlardı bu arada hani Bakuganları falan böyle bir saha gibi bir şeyleri vardı orada oynuyorlardı da genelde erkekler oynuyordu ben de çok arkadaş değilim o yüzden hani hiç alıp hani benle de oynayın falan diyemiyordum çekiniyordum açıkçası. Ya ben olsaydım seninle oynardım. Ben bayağı kafayı takmışım Ya çünkü. teşekkür ederim. Tamamdır, bunu da geç. Şimdi birazcık daha fonksiyon sorularına geldik. Bunlar giriş sorularıydı. Şimdi başta bahsettiğimiz birazcık soruya geldik. FI dominant olmak nasıl bir şey? Bunun zorluklarını nasıl yaşıyorsun? Anladım. B'yi dominantlık. Ya bu zorluk sayılır mı bilmiyorum ama hani örnekle gene anlatmak istiyorum. Şimdi ben 10 ve 11. sınıftayken çok iyi hatırlıyorum. Defterler almıştım işte böyle bir sürü mavi, yeşil, kırmızı renk renk.
Hepsi kareli ve hani hocalar ne dediyse, hani şöyle alın böyle alın dediyse ona göre almıştım. Genelde hepsi aynı istiyor zaten. Ve hani o defterlere isim vermem lazım ya. Hani böyle bakıyorum mesela matematik bende mavi gibi hissettiriyorsa o mavi defteri matematik defteri yapıyordum yani hani. Bu tarz hisleri çok yaşıyordum. Hani saçma olsa da o anlık hislerle bir şeyler yani bana renk ve bir sayı ekliyor. Hani o bir şeye baktığım zaman ya çok saçmaladım. Hayır, ben demek istediğini anladım. Yani o renklerin verdiği duyguya göre bir şeyler yapıyorsun. Ya o duygudan yola Aynen. çıkarak yapıyorsun yani. Anlam vermek gibi birazcık. Aynen. Bana hani o çağrışımı yapıyorsa onun öyle olmasını istiyorum mesela. Başka bir örnek vereyim. Mesela bir ortam var diyelim. Hani oraya gideceğim. Hani bana orası hani normalde güzel bir yer diyelim. Ama bilmediğim bir sebepten dolayı kötü hissettirdiği zaman orası bana. Hani bütün eğlence zevkim gidiyor. Hani asla oradan zevk alamıyorum. Hani o yüzden o feyliğin his kısımları biraz zora soksa da fi olmayı seviyorum aslında. Çünkü iyi yanına gelirse kendimi anlamamı, hani baş başa kalıp böyle kendimi dinlemeyi çözücü buluyorum. Sana da orada biraz iyi şeylerini anlatayım Evet, dedim. katılıyorum. Mesela FEI'nin iyi yanları bence şey, en iyi yanı duygularını etkileşimde olmak çok güzel bir şey. Yani çünkü çoğu insanın yaşadığı sorunlar aslında kendi duygularıyla bağlantılı olmamalarına, kendi duygularını Tamam. tanımlayamadıkları için o duyguyu ifade etmekte de zorlanıyorlar. Çünkü tanımadığın bir şeyi anlatamazsın. Ve bu da insan ilişkilerinde sıkıntıya yol açıyor. Yani o yüzden kendi duygularımla bağlantılı olmak avantaj gibi geliyor ve bunu gerçekten çok yerde görüyorum. Çevremdeki insanlara baktığımda ya diyorum ki hani benim gibi bir şey yapabilselerdi, bir bağlantıya geçebilselerdi duygularıyla bu sorunlar olmayacak tarzı. Hani o avantajı orada hissediyorum. Sen de Aynen. öyle Kendinin ne bilmiyorum. istediğini biliyorsun çünkü. Aynen öyle. Mesela bir şey gördüm, bunu sevecek miyim, sevmeyecek miyim anında biliyorum yani. Ona göre karar alabiliyorum mesela. Bu Aynen. avantajı var. Bir de şey var. Galiba ilk defa bir konumla FI hakkında konuşuyorum. Bu yüzden çok mutlu oldum. Hiç FI kullanıcısı gelmedi. Beni anlayan biri var. Çok mutluyum. Kötü yanları da hassas olmak. Yani çok hassaslık veriyor insan. Çünkü böyle kötü bir şey görüyorsun herhangi bir filmde ya da ne bileyim dışarıda bir şey görüyorsun. Bütün günün kötü geçiyor. Bana öyle oluyor yani. Sana oluyor mu bilmiyorum. Mesela geçen ne oldu bak. Şimdi bizim okulda kediler var. Kedileri alıp kısırlaştırmaya götürmüşler. Ben de sandım ki Ya. belediye kedileri topladı ve gelmeyecekler. Sonra işte binaya girdim. Bir tane kedi kalmış. Onu götürmemişler. Onun yanına oturup ağladım falan. Yalnız hissettiğini falan böyle. Çok İşte tatlısın. ama böyle çok saçmaydı. Sonra çıktım dediler ki onu kısırlaştırmaya götürdüm. Hani böyle şeylerden üzülüp duygusallaşıyor. İçleniyorum böyle bir şeyler oluyor birden. Bu da biraz dezavantaj. Aynen. Ya, güzel bir şey ama böyle hani en ufak bir şeyde hani o hissi çok yoğun yaşamak biraz zor oluyor. Evet. Ve böyle çok duygu geldiği zaman bugün oturup bu duyguyu hissetmem lazım falan oluyoruz böyle. Aynen, işte onu asla geçiştiremiyorum. Evet, asla. Çünkü şey gibi hani o sanki bu benim merkezim. Bununla yönetiliyorum gibi yani. Ona kulak vermem lazım, onu dinlemem lazım. Sanki başka biri var. Ay neyse çok fey kullananlar anlamıştır bence. Aynen. Bu da neyin gibi anlatması birazcık zor. Tamam. Eklemek istediğin başka bir şey var mı fey için? Yok, bu kadar. Tamam. Ben bir kamu spotu eklemek istiyorum. Lütfen FE kullanıcılarına karşı daha duyarlı ve hassas olun. Onları üzmeyin çünkü üzülünce çok Evet, biz üzülüyoruz. yeterince düşünüp üzülüyoruz. Evet. Bu videonun kamu spotu buydu. FE kullananları üzmeyin. Tamam. Aynen. Şimdi bu kadar duygulardan bahsetmiş yine bir stereotip sorusu. İSFP'lerin sulu göz oldukları hakkında ne düşünüyorsun? Böyle bir stereotip. Sulu göz olduğumuzu düşünen bir tayfa var. Şöyle ki daha duygusal, hani hep yani genelde hepimiz duygusalız da hani daha duygusal. Hani o yüzden daha sulu göz İSFP'ler elbet vardır. Ama ben şahsen dediğim gibi duygusal bir insanım ama sürekli ağlayan biri değilim mesela. Hani hatta hani çok ağladığımdan bahsetmeyi de sevmem. Yakınımda da benim maalesef İSFP biri yok. Ama izlediğim dizilerden vesaire baktım, biraz araştırdım ve sulu göz ya da ağlak değiller genel olarak. Hatta ağlasa bile hani gidip de benim dediğim gibi bundan bahsetmekten hoşlanmıyorlar. Hani ben o yüzden duygusallık, melankolilik ve sulu gözlük arasında hani bu farkı biraz hani bilmemiz lazım. İkisi de ayrı Bence de şeyler gibi geliyor bana kesinlikle çünkü. aynı. Sulu göz biraz şey gibi ya böyle ne bileyim çok dünyanın en mantıksız şeylerine ağlayan, sürekli ağlayan böyle her şeyden
tetiklenip ağlayan. Aslında verimli bir vakit yani bence o duyguyla zaman geçirmek. Sulu gözlü olmaktan ziyade. Çünkü çok faydası oluyor. Hani sadece oturup üzülmek için üzülmüyoruz. Yani üzülürken neler oldu, neden böyle oldu? Şimdi bu duygudan yola çıkarak ne yapmalı? Hani neden bunu hissediyorum? Bir analiz oluyor aslında. Yani sadece oturup üzülmüyoruz. Evet. Ya genelde işte insanlar duygularını geçiştirdiği için hani ne yapacaklarını, ne istediklerini bilemiyorlar. Bizim de böyle bir artı yanımız oluyor. Ama biz bunu yaptığımız için insanlar bize direkt sulu göz ya da çok melankolik damgası veriyor. Aslında verimli bir şey yapıyoruz. Evet, sadece birazcık üzüyor yani. O yan etkisi o yani. O da değerli. Evet. Tamamdır, bunu da geçtik. Yine sanırım FEI üzerinden bir soru bu da. Kendine özgü ahlak anlayışların neler? Birazcık derin bir soru. Evet, feyizomun getirdiği bir özellik. Toplumdan bağımsız hani ahlak kurallarımızın olması. Şahsen böyle çok katı, kesin kurallarım yok. İlla örnek vermem gerekirse, mesela biriyle ilk defa tanışıyorum diyelim ya. Hani onda ilk arayacağım böyle şeyler oluyor, böyle kriterler oluyor. Hani tabii ki gidip böyle liste olmuyor kafamda ama hani onu arıyorum. Mesela hayata benim bakış açımla onunki de aynı mı? Farklıysa mesela ben gidip de karşımdaki insanı yargılamam. Ama acaba o benim fikirlerimi yargılar mı? Evet. Saygımı duyar, hani öyle bir insan mı diye düşünüyorum. Daha sonra mesela ortak hobilerimiz, ortak zevklerimiz var mı? Hani bu tarz şeyler benim için önemli oluyor. Hani eğer öyle biri olduğunu düşünmezsem konuşmayı kesiyor muyum böyle tak diye? Tabii ki hayır. Ama enerjiyi tutturmakta zorlanıyorum. Hani öyle Evet. bir şey oluyor. Kesinlikle katılıyorum bu arada. %100 katılıyorum. Aynı. Ben İSFP miyim falan düşünüyormuşum böyle. Biriyle tanışırken ben de hani liste yok dedin ya, benim neredeyse bir liste var kafamda. Hani o kişiyi böyle kategorize ediyorum. Bu kişi yakın çevreme mi girecek? Selamlaştığım biri mi olacak yoksa hiç sevmediğim biri mi olacak? Böyle 3 tane kategori var. O yakın çevreme girmesi için resmen testten geçiyor gibi bir şey. Yani işte hayata bakış açımı, dediğin gibi ilgi alanları. Mesela böyle sürekli dışarıda çıkıp gezmeyi seven biri ise buna çok anlam yükleyen, sürekli gezerek hani nasıl desem. Bu tarz eğlenen biri ise, eğlence anlayışım uymuyorsa mesela çok yakın çevreme alamıyorum. Çünkü benim eğlence anlayışım o değil. Aynen. Ama ahlak anlayışı derken mesela ya bu soru çok derin. O yüzden böyle tek tek sayamayacağım. Genel toplumun da değer verdiği ahlaki şeylere kısmen değer veriyorum ama değer vermediklerim de var. Ama mesela benim çok dikkat ettiğim bir şey insanlarda üslup. Bu girer bence bir ahlak anlayışı. Üslubu aşırı aşırı şey yapıyorum böyle. Hani böyle üslubu kötüyse ben bittim, öldüm, yok iletişim kuramıyorum. Birazcık bile rahatsız olduysam üslubumla öyle bir sınırım var. Ben en çok buna dikkat ettiğimi söyleyebilirim. Üslup da bence güzel bir yere değindin. Hani bir insanın nasıl konuştuğu, kelimeleri, hani seçtiği kelimeler vesaire, bunlar da çok önemli. Bunu da sayabiliriz bence, evet. Sanırım ben de ahlak listeme bu üslubu ekleyeceğim, hani öyle söyleyeyim yani. Hani biri de bana mesela hani düzgünce söylediği zaman bir şeye kesinlikle saygı duyuyorum ama yani böyle biraz gıcık mı diyeyim? Hani öyle yaklaştığın zaman hani hatalı bile olsam sinirleniyorum. Böyle, yani ben kendi içimde yaşıyorum bu dediğim şey. Hani sinirleniyorum böyle ama dediğim gibi ben de hani nasıl bana yaklaşılmasını istiyorsam öyle yaklaşıyorum. Bunu da cevapladık o zaman. Aynen. Bir de şey sormuşlar. FI ve FE farkı nasıl? Çok tartışılan bir konu bu da. Ve cidden güzel bir soru. Değinmek istediğim kısımlardan biriydi. Şimdi F'lere denilen şey şu. İşte kendi istediği olsun diye insanları kontrol ediyor, manipüle ediyor vesaire vesaire. Gene direkt stereotip. F'lere, yani FI'lere denilen şey de hani kendi duygularını düşünüyor. Çok bencil. Hani aslında bahsettikleri hasta tipler. Sağlıklı bir FI ve FE'nin bunlarla alakası yok. Evet, hani her iki tip de hem karşısındakini önemseyebilir hem kendini düşünebilir. Hani sadece bunu düşünme ve yansıtma şekilleri değişiyor. Yani her ikisi de bunu yapabilir. Hani insanların anlayamadığı şey bu. Hani FI mesela içsel düşünce. Yani bir olay olduğunda önce kendi duygularını tartıyor. Bunu da böyle sürekli yapa yapa kaydediyor hani beynine, öyle söyleyeyim. Evet. Daha sonra da az önce dediğim gibi kendi gibi biri çıktığı zaman ve kendi duygularından bahsettiğinde kendisinden bildiğinden çok rahat empati kurabiliyor. F'lerin böyle bir özelliği var. F'lerde ise şey havası var. Bir ortamdaysa hani oradaki her insanın duygusundan o sorumluymuş gibi. Hani böyle kendinden çok dışa dönük bir tutum sergiliyor. İşte zaten o yüzden dışa dönük diyoruz. Tabii farkı da şu. F'i eğer
mesela karşısındaki insan onun doğrularına karşı geliyorsa, hani böyle fikir ayrılığı yaşıyorlarsa, F tamam der, hani saygı duyar ve asla uğraşmaz onunla. Ama F'de şöyle bir şey görüyorum. O karşısındaki kişiye uymak için ya da genelde kendi düşüncelerine çekmek için hep böyle bir çaba sarf ediyor. Hani tabii anlatınca biraz manipüle gibi gelebiliyor ama hayır. Yani F'nin istediği şey şu aslında. Kendi doğrusunun hani karşısındakine daha iyi geleceğini düşündüğü için onu empoze etmeye çalışıyor. Manipüle daha farklı bir şey. Anladım. Bu sonda bahsettiklerin yine sağlıksızlığa kayan davranış. Mesela bence bu bahsettiğin FE için bahsettiğin şey FI'de de biraz olabilir. Çünkü mesela benim çok umurumda değil diğer insan kendi ahlak şeyleri. Ama eğer yakın çevremdeyse ve ben bir hata yapıyorsa, mesela ahlaki açıdan bir şey yapıyorsa, ben bayağı yargılayıcı birine dönüşebiliyorum. Böyle bir eğilimim var. Dönüşüyorum değil de böyle bir eğilime sahip olduğumu biliyorum. O yüzden bunu yaptığımda çok FE gibi görünebiliyorum yani. Gerçi FE gibi görünmüyorum çünkü amacım onu bir şey empoze etmekten veya şey yapmaktan ya da direkt onu yargılamak oluyor. Kötü bir şey bu. Ama birden yargılayıcı birine dönüşüyorum yani. Öyle bir şey var. Bir de şey var. Anladım. Sende nasıl oluyor? Bu yargılayıcılığı görüyor musun? Ya ben de hani yakın çevrem, sen cidden yakınsa karşımdaki kişi. Hani diyorum ki bak bu yaptığın doğru değil ya da bence şöyle yapabilirsin diye. Hani cidden yakın görüyorsam ama hani genel biri ise çok fazla karışmam açıkçası, Aynen. Genel umursamıyorum. biri ise benim de hiç umurumda olmuyor. Sadece çok yakın çevremde olması lazım. Bir de şey, Aynen. aslında her ikisi de eğer sağlıklıysa birbirlerinin sağlıklı özelliklerini gösterebiliyorlar. Yani FE biri FE gibi davranabiliyor. FE biri FE gibi davranabiliyor eğer sağlıklı. Ama şöyle bir şey var. Mesela başkalarına yardımcı olmak hususunda ben kendimde şunu fark ettim. Mesela birinin morali bozuksa FE kullanıcısı direkt odaklandığı şey, hani hemen seni düzeltelim, hemen sana şunu yapalım, hemen moralin yerine gelsin falan. Direkt buna odaklanıyor yani. Ama FE biri şunu Değil mi? düşünüyor. Aynen. FE biri diyor ki, aa bu kişinin başına böyle bir şey gelmiş. Acaba benim başıma gelse nasıl hissederdim? Hemen kendine dönüyor. Sonra düşünüyor. Diyor ki, aa gerçekten kötü hissettiriyor. Sonra ona tekrar dönüyor ve diyor ki, hadi bu duyguyu konuşalım. Şu an ben mesela hiç odaklanmıyorum nasıl iyi hissedecek mi hissetmeyecek mi. Sadece onu konuşalım yani. Belki iyi hissettirir, belki hissettirmez ama konuşulması gerekiyor. Ama önce dönüp kendime bakıyorum mesela. Benim başıma şey gibi biraz bencilce gelebilir. Ama benim başıma geldiğinde ne kadar üzüleceksem o kadar üzülüyorum gibi bir şey oluyor biraz. Tam öyle değil ama anlatabildim mi bilmiyorum. Anladım, anladım. Ya zaten hani adı üstünde F'nin açılımı içsel geçiyor. Önce kendine dönüyorsun, kendini düşünüp kendi içine tartıyorsun. Hani ona göre anlıyorsun. Hani o yüzden dediğin şey hani tuhaf değil. Bence gayet doğru. Hatta bence ben de öyle yaklaşıyorum insanlara Evet. ya. İyiler birazcık böyle. Tamam. Bunu da geçtik. Şimdi biraz daha senin konuşacağın sorulara gelelim. Demişler ki, INFP'lerle farkın dışarıdan nasıl ile oluyor? Bunu ben de çok merak ediyorum. Nasıl mesela NE değil de SE kullandığını, nasıl INFP değil de ISFP olduğunu anladın? Çünkü dikkatim dağılıyor. İşte çok hayal kuruyorum falan diyorsun. Bunlar hep INFP stereotipleri. Bunlardan nasıl sıyrıldın? Anladım, anladım. Ya şöyle ki hani mesela bir insana dışarıdan baktığında hani anlaşılmaması doğal bence. Ama hani biraz onunla konuştukça, zaman geçirdikçe anlayabileceğin farklar var. Yani ve senin dediğin gibi N ve S'den geliyor. Şimdi ikisi de şey, FIDOM zaten. INFP'ler N aks, ISFP'ler S aks. Ve INFP'lerde şöyle bir şey görüyorum ben. Mesela bir şey anlatırken yaptıkları hani ortak şey, bir konuyu anlatıyorlar ya, o konunun bağlantısını bir şekilde başka bir konuya getiriyorlar. Hani böyle çok alakasız bir yerden başka alakasız bir şey yakalıyorlar. Hani mesela benim hayatta aklıma gelmez iki şeyi bağlıyorlar. Biraz konu dışına çıkarak konuyu birbirine bağlıyorlar. İSFP'lerde ise daha farklı. N'nin aksine hani olayları daha böyle olduğu gibi anlatıyorlar. Daha somut bir şekilde anlatıyorlar. Ve gerçekçi yaklaşıyorlar. Ben açıkçası buradan anladım. Zaten dediğim gibi yakın bir arkadaşım ENFP olduğu için, INFP arkadaşım da var. Hani onların konuşma şekillerinden asla N kullanmadığımı anlamıştım. Anladım. Evet, yani NE kullanıcıları bağlantı kurmakta daha iyi oluyorlar SE'ye. SE kullanıcıları da daha gerçekçi ve böyle somut bir şekilde anlatmaktan, gerçekçi yaklaşmak daha iyi oluyorlar kullanıcılarına göre. Bence de temel ayrım bu zaten. Hatta NE-SE farkı videosunda da bunu söylemiş. Yani temel fark birinin daha somut, gerçekçi olması, diğerinin daha bağlantı odaklı olması ve diğer bütün farklar da aslında bu temelden geliyor. Yani o yüzden arada kalmış Aynen. kişilerin buna bakması çok mantıklı.
Anlayabiliyorum. Aynen. Ya ben mesela bir şeye baktığımda direkt onu görüyorsam İNFP arkadaşım hani onda ne hissettirdiğini düşünüyor. Yani en basit şekilde böyle anlatabilirim sanırım. Anladım. Yani şey gibi fi ne bağlantısı fi se gibi. Bir de şeyi sormuşlar. Hep fi hakkında konuştuk. Biraz da se'den konuşalım. Se fonksiyonunu nasıl kullanıyorsun demişler. Bu arada aynen gelen ilk se hakkında soru sorabileceğimiz ilk kişi sensiniz. Nasıl belli oluyor? Mesela se'den gelen bir pratik var mı? Gerçekliği zaten duyularla algılamak nasıl bir şey yani? Ne anlama geliyor? Anladım. Şimdi senin de dediğin gibi İSFP'lerde TE ikinci sırada ve fonksiyon diziliminde ikinci sıradaki fonksiyonumuz sizi hani kullandığını mutlu eden fonksiyondur. Hani İSFP'lerde S kullandıkça mutlu oluyor yani. Böyle bağlayabiliriz. S fonksiyonunda birçok kullanma alanı var aslında. Hani gerçekçilik dışında mesela S'de estetik algı diğer fonksiyonlara göre biraz daha ön plana çıkıyor. Hani mesela alacağın ya da kullanacağın bir şeyin şeklini, şemalini beğenmen seni daha mutlu yapıyor eğer S'yi ikinci sırada kullanıyorsan. Tabii dış görünüşe hani önem vermeden gelen işte bu pratiklik de mesela görsel hafızan birazcık daha iyi oluyor. Yani bir değişikliği daha hızlı fark edebiliyorsun. Hani bundan da nasıl örnek verebilirim? Benim mesela şeyim yok hani hafıza olsun hani ezberim falan çok kötü. Bir şey ezberlerken onları böyle şekil şekil, renk renk ya da görüntü olarak gruplandırınca sadece aklımda öyle kalıyor. Mesela S'yi burada kullanıyorum. Anladım. Yani bir şeyleri somutlaştırarak kategorize ediyorsun kafanda. Aynen Ha öyle. evet. Yani kafamda öyle kalıyor. Evet. Ne kullananlar daha çok böyle konseptlerle hani kavramlarla mesela bir kelime bulup her şeyi onun içine atıp o şekilde kategorize ediyorlar ama şeyler daha somut ise Evet, ya bunu da etkileniyor. şöyle örnek verebilirim. Mesela bana işte NFP arkadaşım fonksiyonları anlatmıştı dedim ya en başta. Mesela sallıyorum S'yi anlattı ya bana. S benim aklımda şey kalıyor, estetik algı. Direkt böyle kalıyor. Ya da TE'yi anlatıyor ya, mesela ilk başlarda böyle direkt başarı hırs fonksiyonu diye kalıyor. Kendimi böyle böyle özetliyordum fonksiyonları. Öyle öyle aklımda kalıyordu. Anladım. Daha somut şeylerle gruplandım. Tabii ki bu yanlış ama hani ilk öğrendiğim zaman daha işime yaramıştı yani. Yani evet. Mesela şeyi de soracağım. Bak dur. Onu da sormayı çok istiyorum. Ben şeyi anlayamıyorum pek. İSFP'lerde NE hani direkt blindlar ya NE kör diye geçiyorlar. Bu nasıl etki ediyor? Bunu hiç bilmiyorum. Mesela bunu sen hissediyor musun kendini? Yani NE blind olmak. Böyle bir şey hissediyor musun? Aslında sorduğun çok doğru bir kişi değilim. Çünkü şöyle, sensörler arasında en çok NE kullanan kişi İSFP. Hani belki de bu yüzden hani NFP arkadaşımla çok iyi anlaşabiliyorum. Anladım. Yani NE'nin böyle stereotipik bazı özelliklerini ben İSFP'lerin taşıdığını görüyorum. Hani işte hayalperest olmak, ne bileyim, yaratıcı olmak. Mesela yaratıcı biri misin? Yani böyle şey Evet. misin? O da var mesela. Onu, o yüzden çok merak ediyorum. NE blind olmak nasıl bir Yani şey? Bunu bir hem İSFP'ye soracağım. yaratıcılık var hem de SE'den gelen bir pratiklik var ya. Mesela bu da çok işime yarıyor benim. Anladım. O zaman NE blind olmak nasıl bir şey acaba? Bunu şeye soracağım. İSTP biri gelince soracağım. Çünkü onların daha fazla hissettiğini Aynen düşünüyorum. bence de. Bakalım onlar nasıl cevap verecek. Tamam, bunu da cevapladık. S'yi de cevap. Yine duygularla ilgili. Bu video çok güzel oldu. Hep duygular hakkında konuşuyoruz. İSFP direkt Trigger'lar zaten. gelince Evet. şey oluyor. İşte nasıl ajanda tutuyorsun falan. Yok öyle olmuyor. Şaka yaptım. Birazcık hani ben böyle kendimi daha ciddileşmek zorunda hissediyorum. İşte ENTJ gelince, İNTJ gelince falan böyle. Ama şu an Ha, çok anladım. mutluyum. Hani verdiği havaya göre değişmeye çalışıyorsun. Yani birazcık evet. Bir de şeyim ya yönetiyorum ya videoyu moderatör olduğum için böyle uyum Anladım. sağlamaya çalışıyorum. Ama şu an Ben duygularım asla öyle gelişi olmadığım tuttu. için hani öyle gelsen bana ben çok gerilirdim mesela. Hayır. Normal hayatımda böyle değilim. Ama şu an video Betty karakterine girdiğim için böyle oluyorum. Videoyu yönetme açısından. Ama şey oluyor mesela başka bir arkadaşım daha var yayın açan. Onun kanalında iki tane thinker geldi. Hani dedim yeter artık ya. Çok T hani. Biraz duygu konuşalım. Duygular olsun. Çünkü o kadar çok Bence de. duyguyu dışlıyorlar ki konuştukları şeyler hani böyle ne bileyim çok tuhaf gelmişti. Ben cümle kurarken duyguları dahil etmeden konuşmam çok zor yani. O yüzden. Evet, ya ben de mesela ben de SE kullanıyorum. Ben de gerçekçi yaklaşabiliyorum ama hani benim de SE'm olduğu için böyle tamamen gerçekçi ciddi bir şekilde yaklaşmam çok imkansız gibi bir şey diyeyim. Yani illa
bir şeye duygumu katacağım. Evet. Şimdi sormuşlar ki, duygularını ve düşüncelerini içinde tutabiliyor musun yoksa hemen dışarı yansıtır mısın? Bu da çok büyük bir muamma çünkü hem diyorlar ki FI kullanıcıların duyguları yüzünden okunur ve verdikleri enerjiden anlaşılır. Ben buna katılıyorum. Ama bir yandan da FI kullanıcılarının çok duygularından bahsetmekten hoşlandığını da çok düşünmüyorum. Böyle bir ikilemdeyim. Çünkü her ikisini de yaşıyorum. Bir yandan böyle çok kötü duygularım olduğu zaman aşırı onlardan bahsetmeyi sevmiyorum ama çok belli oluyor. Gerçekten çok belli oluyor. Senin nasıl oluyor? Anladım. Aslında çok doğru bir şey söyledin. Şöyle ki mesela ben gönül isterdi ki hani duygularımı tutabileyim, göstermeyeyim. Ama hani bir duygumu mesela istemesem bile belli ediyorum. Hani diyelim ki sinirliyim. Hani bunu içimde mi yaşamak istiyorum? Hani mümkün değil. İlla bir mimik yapacağım, bir tepki vereceğim ve elimde olmadan yapıyorum bunu, hani anlatıyorum ama ve karşımdaki de anlıyor direkt. Evet, mesela şey, benim en yakın arkadaşım ENFJ, zaten N'yi kullan. Benim en küçük yüz ifadesi değişimlerimden bile ne hissettiğimi çıkarabiliyor yani, çok korkunç. Kendime şey yapamıyorum yani. Aynen, benim arkadaşlarım da öyle. Yani hani dediğim gibi, hani istemiyoruz aslında yansıtmayı ama yansıtmadan da olmuyor. O zaman diğer soruya geçelim. Hayatı akışına bırakan bir İSFP misin? Geçmişe takılıp kaldığın anlar oluyor mu? Bu çok güzel bir soru çünkü SE kullanan herkes sanki böyle sürekli anda, sürekli böyle işte hayatın güzelliklerini yaşıyor. İşte hiç geçmiş hiç umurunda değilmiş falan gibi yansıtılıyor. Sende nasıl işliyor bu? Ben çok öyle değilim aslında ya. Genelde beni strese sokacak bir durumsa mesela hani geçiştirip düşünmemeye çalışırım. Ama hani bu durum elbette geçici. Hani er geç kafaya takmaya başlıyorum. Sonra çok depresif bir modumdaysam mesela SI ile hani rastgele bir şeyleri hatırlayıp gereksiz yere pişmanlık bile yaşadığım oluyor yani. Kafaya takmamak diye bir şeyim yok. Hani çok kısa bir dönem o. Hani mesela böyle hayatımda hiçbir şeyden pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda falan diyen insanlar oluyor ya, ben bayağı imreniyorum çünkü hani SE aks kullanmama rağmen asla öyle değilim. Anladım. Ya zaten şöyle, ben bu SE ve SI'nin çok fazla pişmanlık, geçmişi düşünme tarzında olduğunu sanmıyorum. Çünkü her insan geçmişiyle bağlantı kuruyor. Yani önemli olan nasıl bir bağlantı kurduğun. Aslında o nasıl, bunu nasıl yaptığın ayırıyor mesela o SE ve SI'yi. SI, NI'de de böyle mesela. Yani geçmişle bağlantı kuruyorlar ama kurma şekilleri farklı. Ya mesela şöyle bir şey. Bence SI'lerde şöyle işliyor. Yani geçmişi herkes düşünür. Ama önemli olan düşündükten sonra mesela kararlarını tamamen geçmiş odaklı mı veriyorsun? Mesela SI kullananlar anılarıyla eşleşmeyen bir durumla karşılaştıklarında panik oluyorlar. Mesela bir yeni bir şey görüyorlar ve diyorlar ki aa, daha önce hafızamda bununla ilgili bir şey yok. Ne yapmam lazım? Hani kayıtlı bir data yok beyinlerinde. O yüzden panik oluyorlar mesela. Hani geçmişe hep odaklılar. Ama mesela bu sende şey gibi, daha çok duygularına odaklı olmak. Hani duygularınla eşleştirmeye çalışıyorsun yeni karşılaştığın şeyleri. Ama SI kullananlar daha çok geçmişle, geçmiş verilerle eşleştirmeye çalışıyor. Yoksa her tip düşünür ki geçmiş yani. Özellikle travmatik bir geçmişi varsa bir insanın, geçmişi düşünmemesi imkansız yani. Hani... Aynen ya, benim dediğim gibi duygularım yoğun olduğunda vesaire aklıma geliyor. Hani geçmişten bilgi alayım da bunu kullanayım gibi bir eğilimim yok. Bir de aklıma bir örnek daha geldi. Mesela INFP'lerde bu çok oluyor. FI ve SI'yi beraber kullanma. Mesela şey, Melanie Martinez'i biliyor musun? Evet, çok severim. Mesela Melanie Martinez'in çok fazla SI ve FI kullandığı çok belli oluyor. Çünkü şarkıları tamamen hikaye anlatmak üzerine. Yani tamamen bir hikaye anlatıyor. Mesela bu neydi yeni çıkan? K12'di galiba. K12. K12 aynen. Mesela orada albümün tamamı bir hikaye. Ve o hikaye üzerine nasıl hissetti? Ve hiçbir main fikri yok aslında şey olarak. Hani bir konsepte odaklanmıyor. Diyor ki mesela şey vardı. Classified diye bir şarkısı vardı. İşte diyor ki aynen, bugün okula gittim, işte sevdiğim çocuk vardı, başka bir kıza aşık oldu, çok üzüldüm. İşte teneffüste çıktım, kızı dövdüm, ondan sonra öğretmen geldi. Hani böyle şeyler anlatıyor ve ne kadar üzgün olduğunu anlatıyor, işte onu anlıyorsun falan. Aslında FI ve SI'yi birlikte kullanmak bu. Çok INFP şeyi yani. Ama İSFP'ler tabii ki geçmişi düşünüyorlar ama odak noktaları oradan farklı.
Hani daha çok daha andalar yani gibi. Aynen, aynen öyle. Ay çok çağrışım yaptı bu arada, özür dilerim. Çok konuşuyorum. Hayır, hiç önemli değil. O zaman bunu da şey yaptık. Şimdi biraz daha şey sorular. Strese girdiğin durumlarla alakalı sorular, loop grip soruları. Önce şunu anlayalım. Seni ne strese sokar ve stres durumlarında ne yapar? Beni en çok strese sokan şey aslında kendi zihnim. Hani eğer bir şeyde böyle stres yapmaya başlıyorsam, daha çok düşünüyorum ama stresli olduğum için de iyi de düşünmüyorum yani. Hani kötüye yoruyorum. Hani bu da beni daha çok strese sokuyor. Yapmam gereken şeyi mesela yapabileceksem bile batırıyorum. Hani öyle söyleyeyim. O yüzden hani heyecanlanmak, stres yapmak hiç sevmiyorum. Daha çok geriliyorum yani. Hani bunu nasıl atlatabiliriz? Sağlıklı bir şekilde. Fonksiyonel olarak gittiğimiz zaman gene ISFP'ler için TE kullanmak önemli. Hani dediğim gibi, çünkü SE fonksiyonu ikinci sırada olduğu için bizi normale, ana çekecek şey bu. Sakin kalıp o ana odaklanman lazım. Hani şey diyeceksin mesela, ne olduysa oldu. Sen şu an buradasın. Hani yap gitsin o şeyi. Hani böyle düşündüğü zaman o stres gidiyor. Böyle dürtüsel davranmak mesela bazı tipler için çok kötü bir şey. Mesela ENTJ arkadaşım demişti ki dürtüsel davrandım. Ama dürtüsel davranmak böyle bana yeni bir kılavuz gibi gelmişti. Hani yeni şeyler yapıyorum gibi gelmişti. Ama sonra üzülmeye başladım. Çünkü ben bu değilim. Hani benim neyi kullanmam lazım, neyi kullanmam lazım. Ve neyi kullandığında rahatladığını söylemişti. Mesela sende işte bu dürtüsel davranmak ya da ne bileyim kararları böyle aşırı düşünmeden almak, bir şeyleri hemen yapmak sende nasıl bir etki uyandırıyor? Gerçekten bununla mutlu mu oluyorsun mesela? Şöyle ki, aslında yapıyorum. Hani dediğim gibi ruh halim mesela çok değişiyor diyelim. Onunla ani kararlar alıyorum. Ama benim için genelde çok iyi olmuyor. Yani dediğim gibi böyle pişmanlık falan yaşıyorum. Ama bir yandan da düşünemiyorum. Hani o ileride olacak şeyi tahmin edemiyorum. Ve o ana göre ne hissediyorsam ona göre karar veriyorum. Karmaşık benim için. Yani beynimi de hani kullanmaya çalışıyorum genel olarak. Hani kalbimden çok. Anladım. Biraz daha rasyonel olmaya da çalışıyorsun ama. Aynen. Neyi kullanımın nasıl, yani nasıl kullanıyorsun? Dediğim gibi yani ben kolayca stres ve kaygı yaşayabilen bir insan olduğum için çözümü geleceği önceden düşünüp hazırlıklı olmakta buldum diyelim. Hani dedim ya az önce, hani beynimi kullanayım diye. Biraz onun gibi oldu. Hani ilk zamanlarda zorlansam da hani böyle zamanla gelişiyorsun diyeyim. Hani son sıralarda olmasına rağmen hani NE'nin kullandıkça hani her fonksiyonu geliştirebiliyoruz sonuçta. Hani o çok şey olmuyor. Dediğim gibi özetlemek gerekirse NE'yi geleceği düşünürken kullanıyorum. Hatta TE ile de hani en doğru çözümü buluyorum. İkisini biraz komboluyorum gibi. Şöyle aslında sen konuşurken aklıma iki tane şey geldi. Birincisi, senin NE kullanımının diğer ISFP'lere göre daha yüksek olabileceğini düşünüyorum. Çünkü sen Enneagram 6'sın ve 6 çok geleceğe odaklı, geleceği düşünen, gelecek hakkında kaygılanan, şüpheleri olan, kendini garantiye almak isteyen bir tip. Belki bunu böyle kendinde gördüğün için görüyorsundur hani Enneagram 6'ysan. Ve hani bu NE'ni de tetikleyebilir. Hani belki diğer ISFP'lerden daha fazla loop'a giriyorsundur ya da daha böyle SE'yi kullanmaya kendini daha çok zorluyorsundur diğer ISFP'lere göre. Böyle bir şey var mı mesela? Evet. Hatta işte ileride loop şeyini de söyleyecektim. Ben çok sık sık hani loop'a girip çıkan bir insanım yani. Çok fazla yaşıyorum. Anladım. Şu an yeri gelmişken Hani biraz söyleyebilirsin bu stresliymişti. Arada. Hani soruyu beklememize gerek yok. Söyleyebilirsin. Tamam. Hani dediğim gibi ben biraz loop'un kitabını yazmış gibiyim. Yani çok iddialı olacak ama. Hani sebebi şu. Ya ben direkt örnekten vereyim aslında. Yani daha iyi anlaşılır bence. Şimdi ben mezuna kalmıştım geçen sene. Ve çok ağır bir dönemdi benim için. Hani böyle bakıyordum, bir sürü konular var. Ben sıfırım. Hani böyle onlar böyle bir dağda ve ben onları aşağıdan izliyor gibiydim. Öyle söyleyeyim. Ve hani o tempo içinde hani S kullanımım zamanla sıfıra indi. Hani tam da loop'un şey yani. Hani arkadaşlarımla buluşmam kesildi. Dizi izlemeyi bıraktım, oyun oynamayı bıraktım. Yani beni hani anda kalmamı sağlayan sevdiğim şeylerin hani hepsi sıfıra indi. Hani tek düşündüğüm şey hani o günü verimli geçirdim mi? Hani iyi ders çalıştım mı? Hani yarın ne yapmam lazım? Bunları düşünmeye başlamıştım, hani öyle söyleyeyim. Hani tam olarak TI ve SE kullanmam gerekirken TI ve NE kullanıyordum. Daha sonra tabii ki hani nasıl çıktım diye sorarsan, tabii ki sınava girdim ve yerleşme döneminde hani daha normal tempolu hayatıma girdim. Gene hani SE kullanmamı sağlayacak
sevdiğim şeyleri yapmaya başladım. Hani dediğim gibi resim çizmekmiş, işte arkadaşlarımla vakit geçirmekmiş, oyun oynamakmış, ne bileyim yazın hani tatile çıkmakmış. Hani bunlar benim değerimi hani sanki kaybetmişim de geri kazandırmış gibi oldu. Anladım. Güzel anlattın. Evet, zaten bu sınav sürecinde herkes kendi tipinin loopuna giriyor yani. Bende de şey olmuştu. Aa, çok seçenek var. Hangisini seçeceğim? Sevdiğim şey mi yoksa mantıklı olan şey mi diye düşüne düşüne asla kendi isteklerimi, duygularımı dinlemeyip net loop'a girmiştim. Benim de öyle bir loop'um olmuştu. Asla gelecek kaygım yoktu. Hani çünkü şeyim ben de mesela. Enneagram 3 olduğum için muhtemelen. TM gelişmiş ve çalışabiliyorum ve istediğim şeyi yapabildiğimi biliyorum. Böyle bir şeyim var. O yüzden o beni çok strese sokmuyor ama böyle karar vermek konusunda öyle bir loop'lara giriyorum ki yani. Bir şeyi seçmek, çok fazla ihtimal arasından Hangisini seçsem aynen diye. mantıklı olanı elemek. Yani işin içine karar vermek ve mantık girdiğinde ben direkt loop'a giriyorum yani. Çünkü kendimi çok fazla mantıklı olmaya zorluyorum. Aynı yani bu süreçte herkes loop'a giriyor. Sen de kendi tipinin loop'una girmişsin. Aynen. Senin de zaten FI aksı olduğun için yani aslında kendi içini dinlemen gerekirken mantıklı olanı düşünmeye çalışıyorsun. Aynen öyle. Sonra zaten aman deyip işte sevdiğim şeylere yönelince çıkıyorum loop'tan yani. Biraz öyle yapmak lazım. Aman demek Aynen. lazım yani. Hani böyle zaten hani kişilik tipimi bulamıyorum vesaire gibi böyle bir şey düşünüyorsa biri bence kesinlikle hani looplara hani bakmasını öneririm. Hani gripler birazcık daha ileriki yaşlarda oluyor ama hani stresli durumlarda böyle hani loop'a girdiğinde ne yaptığını bilmek daha yardımcı olabilir. Ben mesela İSFP olduğumu hani biraz da onda onaylamıştım. Evet, zaten çoğu insan bu şekilde buluyor çünkü ilk iki fonksiyona karar vermesi çok zor. İkisini de kendinde çok görüyorsun. Hani çoğu insan zaten içe dönük dışa dönük ayrımını yapamıyor. Çoğu insan kendine hem içe dönük hem dışa dönük der yani. Çünkü ya ortama göre uyum sağlıyoruz. İnsan olduğumuz için, sosyal varlıklar olduğumuz için sosyal olmamız gereken yerler de oluyor. Hani demek istediğim bu. Bu yüzden hani en mantıklı şey bence de loop durumuna bakmak. Bunu hep söylüyorum. Tipinizi bulamıyorsanız üçüncü fonksiyona bakın. Aynen. Öyle. Tamam, şimdi eğlenceli sorulara geldik. Daha az bilgi gerektiren, senin kendi tecrübelerine dayanan. Şöyle, en iyi anlaştığın ve anlaşamadığın tipler neler? MBTI diyorum sana. En iyi anlaştığım tip benim tabii ki çok bahsettiğim ENFP. En yakın arkadaşım. Kendisi ENFP. Ve beraber böyle dışarıdan bakıldığımızda böyle bir kaos ortamı gibi dursak da aslında gayet uyumluyuz diyebilirim. Hani bir sorun yaşamıyoruz birbirimize. Hani dediğim gibi zaten İSFP'de hani NE kullanan sensör olduğu için hani zorluk tabii ki yaşıyorum ENFP'lerde ama daha az yaşıyorum diyeyim. Kendisine de selam olsun. Şimdi sevmediğim soru kısmına gelirsek. Şimdi spesifik bir tip yok aslında benim sevmediğim. Hani zaten isim vermeye de çok doğru bulmuyorum. Hani biraz ön yargıya girmiş gibi geliyor bana. Hani ama beni en sinir eden şey şu genel olarak. Hani böyle mesela sadece kendi tipini göklere çıkarıp diğerlerini ezmeye çalışan kişiler oluyor. Hani tip değil, direkt kişiler oluyor. Hani onları asla anlamıyorum. İlla tabii bir şey vermem gerekirse, hani net cevap vermem gerekirse düşüneyim. Genelleme yapmıyorum. Genelleme yapmıyorum ama geldiklerimden söylemem gerekirse T-dominantlarda bu olayı çok görüyorum diye. Ama lütfen hate gelmesin. Yok yok, sorun değil. Ya şöyle, her fonksiyonun eğilimli olduğu bir davranış oluyor yani. Zaten kişisel tecrübelerin, hani genelleme yapmıyorsun. Aynen öyle. Ya daha çok kibirli ya da böyle kendini üstün gören o tarz tipleri sevmiyorsun o zaman. Mesela ben bunu NE'lerde Aynen. görüyorum. Bazı NE'leri sevmiyorum yani kullanıcıların. Çünkü mesela şey gibi oluyorlar. Seni sadece 5 dakikadır tanıyorum ama hayatındaki her şeyi biliyorum ve bunları sana anlatacağım falan mesela. Bunu NE'ler de yapıyor. Hepsi değil ama yapanlar var eğer sağlıksızlarsa. Tıpkı TI'ler gibi. Ben de onlarla anlaşmakta Aynen, zorlanıyorum. aynen. Hani biraz böyle denk gelmeye göre değişiyor bu soru. Şey, peki TE kullanıcılarıyla nasıl anlaşıyorsun? Çünkü TE senin dördüncü fonksiyonun ya. Hani hiç zorluk yaşadın mı? Öyle bir tecrüben var mı? Dom düşünüyorum şu an. Hani de NTC arkadaşım vesaire yok. Ama mesela arkadaşım var. Arkadaşımın annesi NTC. Kendisi de INFP. Hani mesela annesi çok katı kuralları olan biri ve çok zorlanıyor. Onlardan örnek verebilirim. Hani onların çok katı kuralları var. Her şey kesinlikle böyle olacak. INFP'ler de hani tamamen kendi hislerine göre, hani o an nasıl hissediyorsa ona göre hareket eden biri. O yüzden mesela çok zorluk yaşıyordu. Anlıyorum. Senin tecrüben yok ama FI arkadaşının tecrübesi. Evet. Ben de çok zorlanıyorum.
Ya mümkünse yani iş yaptığım yerde bu şey olmaz, sağlıksıza kayan bir ENTJ olmaz. Ya mesela şey Bilge, geçen gelen arkadaşım ENTJ ama duygulara karşı çok duyarlı ve hani mesela onun iş ortamında gayet çok tatlı, sağlıklı, böyle insanların duygularını anlayıp ona göre işbirliği kurabilen bir ENTJ olabileceğini düşünüyorum. Hani böyle ENTJ'ler de var ama toplumun çoğu sağlıksıza gitmeye daha yakın olduğu için maalesef popüler ENTJ'ler, ENTJ tiplemesi o yöne kayıyor biraz. Ya genelde gördüğümüz Aynen, biraz insanlar. stereotip gibi bir şey ama. Aynen ama bazen de doğru oluyor maalesef. Aynen, Tamam. aynen. Diğer soru. Demişler ki kendine en yakın hissettiğin İSFP kurgusal karakterler neler? Bu soru için database'leri alt üst etmiş olabilirim. Ama hani böyle birkaç tane hani örnek vereyim dedim ama hani aklıma benim gene bir tane karakter geldi açıkçası. O da hani Simer'le biliyorsundur. Adventure Time'dan Marceline karakteri. Ben küçükken çok izlediğim için ayrı bir yeri var zaten. Şimdi şöyle, tabii ki enegram farkımız var. Hani o biraz etkiliyor. Hani o bir tık daha agresif biri çizgi filmde. Hani o yüzden genel olarak benim hani en çok bağlantı kurduğum FI, SI kullanımı. Hani çok güçlü kullanıyor. İşte mesela bu ani ruh değişimleri olsun, kendini sanatla ifade etmeye çalışması olsun. İşte mesela gitarı var ve çok fazla şarkı söylüyor hani çizgi film içinde de. Bunlar benim için çok hani bağdaştırılabilir şeyler. Hatta işte Spotify'da da şarkıları var. Yani ben hani onları bile açıp dinliyorum, öyle söyleyeyim. Anladım, bu sana yakın geliyor. Ben İSFP karakter biliyor muyum? Ya Harry Potter İSFP sanırım, onu biliyorum bir. Harry Potter. Başka hiç database'te İSFP aramadım sanırım, hiç hatırlamıyorum. Ya genelde animelerden var. Anime izliyorsan belki şey yapabilirsin. Evet, animelerde olabilir ya. Evet, animelerde tiplemek daha kolay oluyor. İSFP görmüştüm muhtemelen. Çünkü daha böyle kişilikleri daha belirgin oluyor ya anime karakterlerinin. Mutlaka görmüşümdür. Aynen, animelerin şeysi zaten hani böyle çok duyguları büyük büyük hani yansıtmak olduğu Evet. için daha kolay Aynen bulabiliyorsun. öyle. Tamam. Bir de şeyi sormuşlar. TFP'ler filmlerde çok zorbalığa uğrayan tipler oluyormuş sanırım. Bu bilgiyi bilmiyorum, öyle söylemiş. Gerçek hayatta da böyle mi? İSFP'ler zorbalığa uğramaya meyilli olan tipler mi gibi bir soru gelmiş. Bu konuda bir fikrin Anladım. varsa. Bu duruma böyle kesin bir cevap veremem aslında ama hani nedenini şey yapabilirim, açıklamaya çalışabilirim diyeyim. Şimdi şöyle bir teori düşünelim hani aklımda. Mesela dizide yaşları 5-6 olan bir çocuk düşünelim. Ailesinden hani psikolojik mesela bir şiddete maruz kalıyor diyelim. Hani bu çocuk kendinde geliştirdiği nokta feyi olacaktır. Hani çünkü sürekli baskı gördüğü için hani kendini korumak için iç dünyasına çekilecek. Annesi ya da babası ona bir şiddet uygularken o bir köşede oturup sessizce ağlayacak, hani hayal edebilirsiniz zaten. Hani ve ağladığı anda da kendi düşüncelerine boğulacak. Hani genelde bu böyle ilerler. Hani tam da bu yüzden çoğu dizide ya da filmde böyle zorbalığa uğrayan kesin FI dominant olarak gözüküyor. Çünkü genelde biz de böyle yapıyoruz. Bir duygu hissettiğimizde kenara çekilip bunu düşünüyoruz. Ama tabii ki gerçek hayat dizilerdeki ve filmlerdeki gibi olmuyor. Yani bence hepimizin yaşadığı zorlu durumlar olmuştur. Bunların kişilik tiplerine yormaya gerek yok bence. Sonuç olarak dizilerdeki karakterlerin de tiplerini biz yorumluyoruz ve genel stereotiplerinden yürüyoruz. Hani o yüzden çok Evet. doğru olduğunu düşünemiyorum. Bir de şey dedin ya, mesela ailesinden şiddet gören biri daha fi geliştirmeye meyilli. Ya buna çok aşırı katılmıyorum çünkü o şiddet muhtemelen farklı ilerletebilir kişilik gelişimini. Hani belki de gerçekten şeye dönüşür hani. Gurur yapar, der ki bana ailem böyle davrandı işte, ben de böyle biri olacağım falan. Mesela Enneagram 8 gibi olur, kendini korumaya alır falan. Zaten o çocukluk şeyleri sanırım hiç MBTI açısından düşünmemiştim. Hep Enneagram açısından düşünmüştüm. Hani zaten o çocukluk örüntüleri hep Enneagram'ı etkilediği için. Ama MBTI açısından düşündüğümüzde evet, FE'yi geçirebilir. TE'yi de geçirebilir. Başka fonksiyonları da geçirebilir. Mesela benim arkadaşımın şey bir teorisi vardı, Çağın'ın. Diyordu ki ENTP'ler küçükken hep zorbalığa uğramıştır. Çünkü hani sürekli bilmiş konuşan, her şeyi bilen bir çocuk düşünün. Hani yetişkinler çok anlam veremez, onu bulilerler tarzı bir şey söylemişti mesela. Hani farklı fonksiyonlarda da geçerli ama demek istediğini anladım. Yani FE'yi geliştirebilir bu yüzden ve zorbalığa uğrayabilir dedin. Evet, mantıklı. Ama dediğin Ya ben gibi o bunu zaman şöyle genellememek söyleyeyim. lazım. Çünkü şey kısmında haklısın, hani herkes farklı tepki verebilir. Ben hani o zaman FE'yi bir ya da ikinci sırada kullanan birinden bahsetmiş olayım. Öyle değiştireyim. Anladım. Aynen, onlar daha etkilenmeye meyilli olabilirler. Tamam. Diğer soru. Demişler ki İSFP olmasaydın hangi tip olmak isterdin? Evet, bunu da herkes en az bir kere düşünmüştür bence. Evet. Şahsen ben İSFP olmayı gayet seviyorum. Ama hani diyelim ki böyle
Dönme oluşturumu gibi bir tipi deneyebilme şansım olsaydı. Bir hani SI, DOM ve sensörlük dışında bir tip denemek isterdim ben. Hani nasıl bir şey olurdu diye. Hani en ilgimi çeken de NLTC oluyor genelde. Hani dediğim gibi onu denemek isterdim. Anladım. Evet, ben de muhtemelen SE kullanan bir tip denemek isterdim. SE değil de SE. Bir değişebilir. Aynen, hani o düşünme şekli nasıl Evet, acaba? Evet. Çok tuhaf. Emin ol çok tuhaf. Düşünmemiz çok tuhaf ilerliyor. Tamam, ben muhtemelen ne olmak isterdim? SFP olmayı deneyebilirdim ya. Bir SE kullanmak isterdim yani. Tamamdır. Bir partide SFP olmak. Ay hayır. SFP olsam da partileri seveceğimi sanmıyorum. Hiç sevmem. Neyse. Son soru. Bunu ben ekledim bu arada. Çünkü çok merak ediyorum. MBTI dünyasında İSFP'lerden az bahsedilmesi hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü çoğu İSFP bundan rahatsız oluyor. Bu konuda İSFP'lerin sesi olabilirsin bu videoda. Böyle meme sayfalarına seslenebilirsin yani. İSFP'ler hakkında daha çok meme yapın falan diyebilirsin. Evet ya, açıkçası hani belki inanmazsın. Ben zaten böyle bir soru eklemek istiyordum. Hani sen de demiştin ya, istersen bir soru ekleyebilirsin diye. Ben kesinlikle buna değinmek isterdim. Ama sen zaten eklemişsin, o yüzden çok sevindim. Şöyle ki, ben hani Mr. Po olduğum zamanlarda Instagram'da hani vesaire aktif böyle meme sayfaları buluyordum ve okuyordum. Çünkü çok eğlenceli. Hem de kendini tanıyorsun. Ama İSFP olduğuma kesin böyle kanaat getirdiğimde böyle olmadı. Meme ve bilgi sayfasında böyle o kadar az vardı ki, ya aktif değildi ya da çok az post atılıyordu. Hani bunun sebebinin de şundan geldiğini düşünüyorum. Şimdi aslında biliyorsun, dünyada sensörler daha fazla hani intuitive'ler, doğru okudum inşallah, daha az. Ama sosyal medyada böyle bunlar tam tersi oluyor. Sensörler daha az. Yani ya da daha aktif kullanmıyoruz hani. Daha böyle sessiz kalıyoruz diyeyim. Hani o yüzden dediğim gibi böyle ilk İSFP'yi öğrenmeye çalıştığım zamanlar meme ve bilgi bulmakta çok zorlanmıştım. Senin de dediğin gibi ben de kamu spotu geçeyim. Lütfen hani İSFP sayfası açın. Ben zaten sürekli araştırıyorum, takip ederim yani. Açılırsa ben de paylaşıp destek olurum. Bence de açılmalı çünkü. İSFP'lere özel bir Kesinlikle. böyle. Aslında çok eğlenceli ve hani meme yapılabilecek bir tip. Hani kendi tipim diye söylemiyorum. Kimse girişmiyor ama. Ya bence iki sebebi var. Şimdi bak, birinciden bahsederken kesin ikiyi unutacağım ama neyse, artık hatırladığım kadar. Birinci sebebi SE kullananların MBTI'ye çok ilgili olmaması. Belki de hani İSFP'ler istemiyor. Hani uğraşmak, açmak istemiyorlar. Ya da işte STP'ler, İSTP'ler falan. Bunlar intuitive'lerden daha az ilgileniyor MBTI'yle. Bu yüzden hani tercihen içerik üreticisi olmayı seçmiyorlardır belki. Bir bu var. Diğeri de, unutmadım. Senin dediğin gibi intuitive'ler gerçek hayatta çok övülmeyen, hani nasıl desem, böyle işe yaramayan, çünkü NE kullanıyoruz. Böyle çok fazla hani değer verilmeyen tipler olarak geçiyor. Hani SE'ler, SI'ler daha böyle işte pratik, hak ettiği övgüyü alan tipler olarak geçiyor. Bu yüzden aslında intuitive'ler sosyal medyayı böyle kendilerini öne çıkarmak için, kendilerini övmek için falan hani kullanıyor olabilirler. Bir de tabii onların daha fazla ilgi duymasının da etkisi var ama dediğin gibi sosyal medyada işler farklı ilerliyor. Yani gerçek hayatta değer verilmeyen tipleri sosyal medyada yüceltiyorlar falan. Bununla da bir etkisi olabilir yani. Ama dediğin gibi İSFP zaten çok bir tip. Hakkında meme üretilebilir yani. Çok kendine has özellikleri var her tip gibi. Ya katılıyorum. Bilmiyorum ki, senin dediğin gibi olabilir herhalde, sensörler hani gerçek hayatta daha çok odaklanmışlar da sosyal medyada çok yoklar. Bilemiyorum. Evet. Ama yine de açılabilir. Bence de. Tamamdır. Açın lütfen. Evet, açın. Soruları bitirdik. Bitti. Ama son Evet. olarak söylemek istediğin bir şey varsa, eklemek istediğin bir şey varsa dinleyebilirsin. Aslında söylemek istediklerimin hepsi bu kadardı. Sadece sana teşekkür etmek istiyorum. Hani iyi ki beni seçmişsin de, iyi ki böyle bir deneyim yaşamışım açıkçası. Benim için çok güzel oldu yani. Çok teşekkür ederim. Ya ben teşekkür ederim. Tanıdığım ilk İSFP sensin. Hani çok mutlu oldum seninle tanışmaktan ve eminim bizi izleyenler de çok çok sevinirler. Çünkü çoğumuz İSFP'leri bilmiyoruz. Özellikle İSFP'ler çok sevinir. Çünkü İSFP'ler size özel bir içerik ürettim ve daha çok üretmeye çalışacağım umarım. Evet, Ben de çok hani teşekkür ederim. dediğim gibi ben zaten utangaç biriyim ama hani bu İSFP'lerin içeriğinin bu kadar az olması biraz beni gaza getirdi diyeyim. Evet, ben de buradan dersimi alıp daha çok İSFP içeriği üretmeye çalışacağım. Başarabilirsem. Tamamdır. O zaman geldiğin için çok teşekkür ederiz Berra. Çok memnun oldum Gene ben tanıştığıma. teşekkür ederim, ben de. O zaman seni uğurlayalım. Hep uğurlamak çok zor. Birini böyle yapmayı bilmiyorum. Videoya başlamakta çok iyiyim. Bitirmekte çok kötüyüm. Teşekkürler geldiğin için. Görüşürüz.
Evet, bir konuğumuzu daha uğurladık. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Benim şahsen çok hoşuma gitti çünkü dediğim gibi ilk defa bir fi kullanıcısıyla sohbet ettim. Baskın fi kullanıcısıyla. Çünkü bugüne kadar gelen konuklarla hep işte şey konuşmuştuk hani. İNFJ ile F'yi konuşmuştuk. İNTJ ile üçüncül fi'yi konuşmuştuk. İNTP'nin zaten F'si son sırada, fi'si yok falan. Hani o yüzden bir fi kullanıcısıyla konuşmak güzel oldu ki sizin için de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü ilk defa siz de bir fi kullanıcısıyla konu izlediniz. Öyle. Güzel bir videoydu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Sıradaki konuğa henüz karar vermedim. Ama verdiğim zaman Instagram üzerinden form açıyorum. Bu arada bana soruyorsunuz konuklarını nasıl alıyorsunuz diye. Bazen arkadaşlarımdan alıyorum, bazen de izleyicilerden alıyorum. Şu anlık izleyicilerden almaya devam ediyorum. O yüzden mutlaka Instagram'ı takip edin. Çünkü oradan duyuruyorum. Şu tip için başvuruları açtım tarzı. Başvuru kendisini sevmiyorum. Çok resmi ama başka kullanabileceğim bir kelime. Yok. Neyse, oradan takip edebilirsiniz. Birkaç gün içinde sıradaki konuğu da duyurmuş olurum. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.